Haftanın stratejisinden herkese merhabalar. Hareketli bir haftayı geride bıraktık. Veri gündemi yoğun bir haftaya başladık. Bu yayınımızda da son gelişmeleri ve beklentileri konuşmaya devam edeceğiz. Bu programda bana Başkent Menkul Genel Müdürü Cumhur Örnek eşlik edecek. Hoş geldin Cumhur. Merhaba Şenay, hoş bulduk. Öncelikle yeni kurumun hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Çok naziksin. Çok teşekkürler. İstersen hemen başlayalım. Yurt içinden başlayalım. Önce Borsa İstanbul'a bakalım. Borsa İstanbul tarafında 5 Ağustos'ta yaşadığımız o küresel piyasalardaki tarihi çalkantının ardından bir toparlanma çabası var. Ama bir türlü göremiyoruz o toparlanmanın devamını Bizde da. mi var, dışarıda mı var? Onu ben Bizden sana bahsediyorum. Borsa İstanbul'a bahsediyorum. Çünkü herkes toparladı, biz toparlayamadık. Evet, evet, Yani aynen. böyle Evet. bir durum var. Evet, Yani ayak dışarıya uyduramadık bir baktığın türlü. zaman hani S&P, Dow Jones hani 37. 38. sayamadık artık rekor kapanışlarını peşi Değil mi? sıra devam ettiriyor. Belki Evet. biraz dolar yende hala bir yara sarma çabası var. Ama orada da o fonlama farkı, carry trade dediğimiz kısımda artık Japon Merkez Bankası herhalde bir yukarıya doğru hamleyi faiz artışlarıyla başlayınca oradaki riskli pozisyonlar da kapanıyor. Ama soruna gelecek olursak eğer, evet, dışarıda başladı. Gerçekten neden, küresel miydi yoksa içeride artık bazı şirketlerimiz değerlemelerine ulaştı ve veya %50 mevduat faiziyle potansiyel getiriler. Yani ben 3 birimlik risk alıyorum ama benim getirim 2 birimse benim artık hisse senedinde çok da fazla olmama gerek yok diyebileceğimiz bir dönemde miyiz enflasyon muhasebesini düşünürken? Biraz kaseti başa saralım. Seninle yaptığımız önceki yayınlarda sene başın, özellikle yaz başında düzeltelim, İşte kredi notlarımız yükselecek, görünümlerimiz yükselecek. Ondan sonra gri listeden çıkacağız. Böyle bir beklentiyle içeriye fon akımları hızlanır mı? Yabancı yatırımcı buraya ilgi gösterir mi? Soru işaretimiz vardı. Onlardan da baktık ki son hani bırak girişi yılbaşından beri başlamış oldukları portföy azaltımlarına devam ettiler. Halka arz süreci 3. yani 5. viteste demesem bile 3. 4. viteste devam ediyor. Her hafta bültende yeni bir halka arzın geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla Borsa İstanbul sonuçta alıcılarla satıcıların birleştiği organize bir piyasa. Bir miktar alıcıların nazlandığını görmeye başlayınca da satıcıların hakim olduğu ve özellikle de işte o 9800 desteğinin kırılmasıyla bu fiyatlamaları görmüş olduk maalesef. Peki Borsa İstanbul yükseliş için neyi bekliyor diye sorayım. Şunu da ekleyeyim. Borsa İstanbul için hala olumlu musun? Borsa İstanbul için hala olumluyum. Dolayısıyla şöyle söyleyeyim. Evet, 320 dolar seviyelerine geldiği zaman değerlemelerde bir miktar şişkinlik gördük. Özellikle kredi risk primimizde 750'den 250'ye olan düşüşte herkes bundan nemalandı. Borsa İstanbul'da her bir özellikle bankacılık ve holdingler öne çıkmakla birlikte diğer sektörler de geldi peşi sıra. Enflasyon belli bir brüt genişlemeyi beraberinde getirdi cirolarda ve karlarda. Ama onlardan enflasyonu düştüğümüz zaman gördük ki elde de fazla bir şey kalmıyor. Dolayısıyla bu cepheden değerlendirdiğimizde kar realizasyonu bu yüksek nominal faizle evet bizi bu noktaya getirdi. Bir sonraki hamlede hala olumlu musun dediğin noktada elbette içerideki yapıda şu anda mutsuz bir yatırımcı kitlesiyle karşı karşıyayız. Sen de biliyorsun ki içerideki sahiplik yapısı çok değişti. Kurumsal yatırımcıların nispeten ağırlığı birazcık azaldı. Yurt dışındakiler bir miktar azalttı portföylerini ve biz içeride yerli yatırımcılarla birlikte kaldık. Ve onların da biliyorsun ki genelde zararı realize etme konusunda biraz isteksizlikleri vardır. Yani hatalarını çok kolay kabul etmezler. Zararda olan pozisyonu kapatmak yerine taşımayı ve hatta bazen geri geldikleri noktada da yeni alımlarla paçal maliyeti diye düşüneceğimiz ortalama maliyeti düşürmeye çalışırlar. Bir de buna yüksek faizle her ay üzerine %4 binen şu iki tane omuza yük varsa da dolayısıyla içerideki yatırımcıyı biz birazcık mutsuz ettik fiyatlamalar konusunda. Biz derken şu son gelişmeler diyelim ve burada artık yavaş yavaş analistlerimiz ikinci, üçüncü çeyrekleri gördüğünde
Şirketler 2025 tahminlerini vermeye başladığında, Merkez Bankası'nın artık para politikası ile ilgili belki yılın son çeyreğinde enflasyon gelişmelerine paralel faiz indirimlerini düşürdüğünde içeride bir yatırımcı kitlesi hala kemik olarak var. Ben şu sosyal medyada şu söylemede çok katılmıyorum. 1 milyon yatırımcı borsaya küstü, terk etti, yatırım 7,5 milyondan şuraya geldik. Esasında o hesaplar zaten hiçbir zaman bizim için hesap adedi sayılmamalıydı. Çünkü eşit ağırlıklı halka arzlarda o hesaplar anneye, babaya, dayıya, halaya açılmış hesaplardı. Oradan gelecek işte daha fazla lotla halka arzlardaki o 3-4 taban, 5-6 taban yakalama iştahı vardı. Dolayısıyla ben o hesapların bir miktar ayrıldığını, elbette bunun içerisine zarar etmiş veya yüksek montanlı kredi kullanmış, kaldıraç kullanmış ve bu işten zarar görmüş hesaplar elbette ki olacaktır. Ama bunun oranı benim için önemli. Dolayısıyla ben şu son dönemde kapanan hesapları açıkçası birazcık işte bu halka arzlardaki düşük katılıma bağlıyorum. Sen de hatırlarsın, senenin başında bir halka arzı tek başına 3 milyon 4 milyon kişinin katılım sağladığını görüyorduk. Şimdi o rakamlar 400 bine 500 bine geldi. Ha sen istersen bunu ikinci performansıyla değerlendir, istersen gelen şirketlerin potansiyeliyle ilgilen de ne yaparsan yap. Dolayısıyla böyle bir şişkinlik vardı. O şişkinlik bence biraz normalleşiyor şimdi. Ama içeride elimizde ciddi anlamda fonlara ilgi duyan 5 milyon tane yatırımcı var. Dolayısıyla biz bunları kurumsal hesaplar üzerinden, kurumsal yatırım fonları üzerinden sistemde tutabilirsek o zaman istediğimiz nitelikli ve tırnak içinde yatırımcı kimliğine bürünmüş hesaplarla karşı karşıya olabiliriz. O zaman da bunlar böyle arttıkça sayıları, o zaman bizim yaşadığımız düşüşler ya da A kurumun ya da B kurumun bugün domine ettiği alışlar veya satışlar piyasada daha minimal etkiler yaratacaktır. Volatilitenin de bir miktar azalmasına neden olacaktır bu da. Peki, Cumhur, yeni aya başlıyoruz. Şunu sorayım öyleyse sana. Eylül ayında hangi sektörleri, o sektörler içerisinden hangi şirketleri takip edelim? Ne dersin? Şu aşamada şöyle söyleyebiliriz Şenay. Borsa İstanbul'da topyekün bir hareketten şu anda bahsedemeyiz. Geçen haftadan beri kullandığım bir terim var. Bıçak sırtı bir fiyatlama vardı. 9.800 kabaca, yukarıda da 10.100. Dolayısıyla bu ikisinin arasında git gel yaşarken bu hafta o aşağıdaki seviyenin kırılması satışları hızlıca beraberine getirdi. O yüzden de ben yatırımcıların önümüzdeki dönem, madem Eylül'ü sordun ki genelde yatırımcı perspektifi hep bizde bir ay. Nasıl mevduat 35 gün. Biz istiyoruz ki yatırımcı olarak bugün hisse senedi alayım, yarın tavan olsun değil. Aynı gün 1-2 saat içinde tavan olsun isteyen sabırsız bir kitleyle karşı karşıyayız. O yüzden de sana Eylül'ü sordum. Ben Eylül üzerinden şöyle gidecek olursam eğer, yatırımcıların ben hala 10.050 seviyesini, yakından 10.100 seviyesini günlük kapanışlarla değil ki sana gönderdiğim yazıda da öyleydi geçen hafta. 10.100'ü haftalık kapanışlar olarak takip etmeleri, alım için aceleci olmamaları. Yani gün içerisinde portföyün belli %10'u ile 15'i ile elbette gün içindeki fırsatlar yakalanmaya çalışabilir ama burada bir orta uzun vadeli yatırım düşünüyorsa veya aylık bir yatırım düşünüyorsa bence 10.100'ün geçilmesi beklenmeli. Hangi sektör diye konuşacak olursan önümüzde ekonomik büyüme ile ilgili nispeten daha karamsar bir tabloyla karşı karşıyayız. Hatırlarsan 2018-2021 döneminde biz ne pahasına olursa olsun büyümeyi önceliklendiren, enflasyonu biraz geri plan, biraz bayağı bir geri plan atan ekonomik politika uyguladık ve onun karşılığında ciddi anlamda negatif reel faiz vardı. Bu da bütün varlık fiyatlarını şişirdi. Ama şimdi dikkat edersen bütün söylemler faiz indirimi olsa bile bunun altına böyle bir kalın kalemle çizmek lazım. Biz anlaşılan ki reel faiz vermeye devam edeceğiz. Yani faizin düşmesi enflasyona paralel reel faizden ödün vereceğimiz anlamına gelmez. En azından Mehmet Şimşek'in bayraktarlığını yapmış olduğu ekonomik politika üzerinden gidecek olursak, Fatih Karahan'ın, Cevdet Akçay'ın söylemlerinden yola çıkacak olursak. Dolayısıyla buradan bakacağımız nokta şu olacaktır bizim. Borsa ile ilgili olarak teknik olarak 10.100 takip edebilir. Ondan sonra merkez, özellikle herkesin şu anda üzerinde durduğu Eylül enflasyonu var. O Eylül enflasyonuna bir bakmamız lazım. Oradaki işte okulların açılmasıyla birlikte nasıl bir dinamik olacak? Aylık enflasyon trendi aşağıya geliyorsa Merkez Bankası mesela Mart ayında yaptığı gibi
beklenmedik bir 500 bas puan faiz arttırımı yapmıştı. Acaba faiz indirimlerine bebek adımlarıyla mı başlayacak yoksa bazukayla mı gelecek? Dolayısıyla şimdi aldığımız bizim iletişim sanki böyle bebek adımlarıyla birazcık daha geleceği yönünde. Geçtiğimiz dönem içerisinde hatırlarsan yine 2020-2021 yazlarında bütün varlık fiyatları, otomotiv, konut fiyatları şişmişti. En son bir Borsa İstanbul kalmıştı. Sonra orada ralliye katılmıştı. Şimdi sanki biraz o suskunluk dönemini döviz piyasası almış gibi. Böyle bir herkes bir yan gözle dövize böyle bir bakıyor. Yani hani gidip de bir talep oluşturmak yerine hemen acil bir şekilde sanki ufaktan bir biriktirme söz konusu. Orada da çok kabaca bir hesap yapıyorlar. Bu yıl TÜİK'in açıkladığı enflasyon en azından bir ilk 6-7 ayda %25. Döviz ne kadar gitti? %13. Bizim ihracatla ilgili hala şu an verim problemimiz var mı? Var. Fiyatla mı rekabet ediyoruz? Fiyatla rekabet ediyoruz. O yüzden de arayı kapatır mı kapatmaz mı sorusu var. Haluk abinin bugünkü sabah bültenine baktığımda geçtiğimiz haftadan bir 4-4,5 milyarlık bir alım olduğunu görüyoruz. Hani yüksek bir montan mıdır? Değildir. Ama kıpırdanma veya bundan sonraki o dövizin her gün bir birim gidiyorsa belki yarın 1.2 birim, 1.3 birim sanki böyle birazcık orada da KKM gibi değil ama döviz biriktirme, işte altın biriktirme gibi bir durum olabilir. Bu soruyu bana eskilerden sorsam ben sana tüm şeyimle, samimiyetimle Borsa İstanbul böyle portföylerde çok daha ciddi bir, artık biraz sanki sepet yapmak gibi. İşte bunu isterseniz siz yurt dışındaki hisse fon, dövize ende, illa dövizi kendinize almanıza da gerek yok. Bir Eurobond fonu bile esasında içinde dövize endeksli bir enstrüman barındırıyorsa veya S&P'deki hisse senetlerini taşıyan bir şey taşıyorsa veya altın S1. Dolayısıyla bunların her biri esasında dövize endeksli birer enstrüman. Bunları bile tercih edebilir yatırımcılar. Peki önce Merkez Bankası'nın faiz olası faiz indirimiyle ilgili bir soru yönelteceğim sonra. Sonrasında tekrar dolar TL'ye dönelim. Geçen hafta 5. kez pas geçti, %50'de sabit bıraktı. İlk faiz indirimini şimdi ne zaman bekliyorsun? Senin beklentin nedir? Sonrasında da şunu ekleyeceğim. Merkez Bankası'nın faiz indirimine başlaması hangi borsadaki hangi şirketleri öne çıkarır? Borçlu şirketleri öne çıkarır. Çünkü şu son dönem içerisinde baktığımız zaman biz finansal tema, mesela şimdi burada kurumsal yatırımcıların hikayesi de burada çıkıyor zaten. Mesela bir bireyselin finansal temayı okuyup hatasını kabul edip portföyünü değiştirmesiyle bir profesyonelin bütün gününü buna harcayan ve bütün bilgi kaynaklarından buna bombardımana tutulmuş bir profesyonelin finansal temadaki değişikliği okuması bence daha yüksek bir olasılık. Şimdi biz o dönemde neyi gördük? İşte kredi risk primi düşerken herkes prim yaptı. Bir ara döviz çok hızlı gidiyordu. Döviz ihracatçısı olan şirketler çok prim yapmıştı. Şimdi faizler aşağıya gelecekse eğer ellerinde tahvil bulunduran bankalarımız bir sermaye getirisi yaratabilirler. Bu bir. Kredi verme konusunda birazcık daha iştahlı olabilirler. Bu da onların mevduat kredi spredine olumlu yansıyabilir. Dolayısıyla hep kullanılan bir jargon var ya, bankalar için ikinci çeyrekte en kötüsü geride kaldı. Ben de buna inananlardanım. Dolayısıyla eğer böyle bir faiz indirim döngüsü olursa bankalarımız burada ön plana çıkabilir. Bu zamana kadar işte reel sektörde birazcık hem ihracat pazarlarımızda yaşanan darlık Avrupa tarafında veya işte dövizdeki suskunluk. Burada biraz reel sektörü biraz geri plana attı ki bunları son bir yıllık performansa baktığımızda bırak hani enflasyon üzerinde reel getir sunmayı nominal anlamda bir yılda ana para kaybına sahip olmuş BIST 30 şirketlerimiz var. Dolayısıyla hani bu cepheden değerlendirdiğimizde ben önümüzdeki dönemde bir bankalar eğer ekonomide daralma veya beklenenden daha düşük bir oranda büyüme olacaksa da burada bizim her gün tükettiğimiz ve tüketeceğimiz işte perakende sektörü, gıda sektörü olabilir. Dolayısıyla orada da hani o sektörleri yine ön plana çıkartabiliriz. Herkesin üzerinde uzlaşmış olduğu ulaştırma, onların da en iyi çeyreği muhtemelen geride kaldı. Ama ileriye dönük baktığımızda ben hani şu aşamada eğer illaki Borsa İstanbul'un 10.100'ün üstüne gittiği, böyle bizim bir dip gördüğümüz, artık hani Viyop'taki short pozisyonların sosyal medyada konuşulmadığı veya işte güne yükselerek başladığımız ama son 1-2 saatte yoğun satışlarla acaba yine ne oldu diye herkesin birbirine sormadığı bir ortamda eğer bir finansal iklim, yani şu anda Borsa İstanbul için
öngörülebilirliği yüksek bir borsa diyebilir miyiz? Pek diyemeyiz çünkü satışlarla sürekli olarak aşağıya doğru kayan, trend göstergeleri aşağıyı gösteren bir borsayla karşı karşıyayız. Benim bunu bitti demem için senin de biraz önce ifade ettiğim 10.100'ün üzerine atmamız lazım. O yüzden de yatırımcı, biz ama şeyi severiz. Mesela orada da şunu diyecekler. Ya yapı kredi zamanında 28 gördü, şimdi 32 oldu. Almak için biraz geç mi kaldık? Esasında almak için çok da geç kalmıyoruz. Bir trend gördüğünüz noktada emin olun zarara geçmiş bir pozisyonu yönetmekle direkt aldığınız bir pozisyonun kâra geçtiği arasındaki o psikolojik denge çok farklı. Diyelim ki yapı kredi hissesini aldınız. 29'dan 27'ye geldi. Ben şunu söylerim, 29-25'e geldiği zaman hemen satayım da kurtulayım ben. Ana paramı alayım çıkayım buradan mantığıyla hareket eden pek çok bireysel yatırımcı var. Ama halbuki 31 liradan ya da 32 liradan alıp 33-34'e gittiğiniz zaman o kârın üzerinde daha fazla ısrar eden yatırımcı kitlesi de var. O yüzden de hani burada biraz zamanlama konusunda acele edilmemesi taraftarıyım. Peki, teşekkür ediyoruz. Hemen dolar-TL tarafına dönüyorum. Senin de biraz önce bahsettiğin gibi evet vatandaşların dolar alımlarında bir kıpırdanma var. Dolar-TL de geçen hafta ilk kez 34 TL'nin üzerine test etti. Akıllardaki soruyu hemen yöneltiyorum sana. Kurda yeniden bir atak yaşar mıyız? Şimdi atak buradaki konu Merkez Bankası'nın tavrı belirleyecek esasında. Bu döneme kadar bu pozitif reel faiz verdiğimiz noktada gerek ihracatçılarımızdan gerek KKM dönüşleri sonrası gerek gelen halk tabiriyle söyleyeyim sıcak parayı Merkez Bankamız emdi, absorbe etti ve belli noktalarda brüt ve net rezervlerini yukarıya doğru taşıdı. Şimdi buradaki konu şu. Bu bir talep. Aynı anda oluştuğu zaman Merkez Bankası nasıl bir refleks verecek? Kurda değer kaybını ya da kurdaki yükselişi kademe kademe yapacak yoksa rezervleri konusunda aldığı gibi bu kadar bonkör olacak mı? Ve buradan gelecek olan etkiyle enflasyonda o gidilmek istenen işte %42 bandın üstü, altı, ortası nasıl diyeceksen oradaki kurdaki yükselişin enflasyona olan olası etkilerini de değerlendireceklerdir. Biz bu süre içerisinde enflasyonla giderken para politikasını çok fazla konuştuk. Faizleri bir noktaya getirdiğimiz noktada ekonomiyi boğarak talep veya hizmet enflasyonunu aşağıya getirebileceğimizi düşündük. Ama burada bir yere kadar başarılı olduk. O bir yerde muhtemelen 40 seviyeleri, bizim 40 seviyelerinden 25'lere gelmemiz için çok daha farklı şeylere de ihtiyacımız var. Dolar-TL için artık şunu söyleyebiliriz. Ülkede tükettiğimiz pek çok ana ürünlerin hammaddesinin içerisinde veya maliyet kaleminde döviz var. Olmasa bile mış gibi hareket ediliyor. Mesela bugün sabahleyin Bloomberg HT'de Zeynep'le yayın yaparken servis ücretlerine dem vurduk mesela. Servis ücretleri 100 bin liraya gelmiş. Şimdi yatırımcı da o TÜİK'in açıkladığı enflasyonla hissettiği enflasyon arasındaki farkı kapatmak için farklı noktalara gidiyor. Oradaki eski alışkanlık da döviz. Dövizin fiyatı da enflasyonla makas bu kadar açılmışken %24'e, %12, 13. O yüzden buraya biraz teveccüh var. Bir miktar daha olmasını beklerim açıkçası. Peki yıl sonu beklentin nedir dolar-TL'de? Bak burada bu her soruyu sor bana bu soruyu sorma Şener. Çünkü dövizle ilgili olarak hani sen bana istersen bir forward fiyat ver de vereyim. EOP'a dönelim işte yıl sonu için şu anda mesela 39-11 fiyatlaması var. Hani benim için esasında gerçekten soruna samimiyetle cevap verecek olursam hani bir yıl sonu beklentim yok. Ama dönüp baktığında eğer bir riski olan birisi varsa işte Viyop'un Aralık 2024 kontratı orada. Şu anda da %39,11'den geçiyor. Benim beklentim odur. Ha o yarasın. Yarın 42 olur. Benim beklentim 42'ye çıkar. 37'ye düşer. 37'ye gelirim ama hani bu soruyu pas geçmiş olayım samimiyetine binaen. Tamam. Peki bu soruyu silelim o zaman. Biraz küresel tarafa bakalım. Fed Başkanı Powell Cuma günü Jackson Hole'daki konuşmasında artık faizleri indirmeye hazır oldukları mesajını verdi. Şimdi Eylül ayında Fed'den faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyor ama bu defa da faiz indiriminin büyüklüğü tartışılıyor. Sen 25 bas puan mı beklersin, 50 bas puan mı beklersin? Bir de şunu ekleyeyim. Yıl sonuna kadar ki beklentin nedir? Kaç faiz indirimi olur sence? Şimdi bu da esasında
sene başında neydik, arada neler yaşadık, şimdi nereye geldik? Özellikle 5 Ağustos günü hatırlarsan, hatırlayalım hadi. Hani çoğu kişinin hafızasından çıkmasını istedikleri saatler var ama o gün hatırlarsan Fed acil toplanır mı, faiz indirir mi spekülasyonu bile yapılmıştı, fiyatlaması bile yapılmıştı. Dolayısıyla şöyle düşünecek olursak eğer Amerikan ekonomisi de gerçekten çok hızlı döngü değiştirebiliyor. Sene başındaki zamanlama Mart ayıydı. Şimdi Eylül'e geldik. Gerçekten Mart'ta faiz indirmesi için dünyada bazı şeylerin duruyor olması lazımdı. Yani bazen faiz indirimin geldiği ortam da çok önemli. Yani o açıdan öyle bir ekonomide daralma olmuştur ki Fed'in yarın değil bugün tuşa basması lazımdır. Onu da zamanında yaptığını da gördük açıkçası. O yüzden güven ve kredibilite oluştuktan sonra Merkez Bankası'nın finansal piyasaları yönetmesi ve yönlendirmesi de çok kolay oluyor. O yüzden de şu aşamada son özellikle Amerika'dan gelen verilere de baktığımızda enflasyon konusunda hedefe doğru adım adım gidiyorlar. Büyüme ile ilgili belli başlı noktalarda istihdam konusunda sıkıntılar da yaşamaya başladılar. Dolayısıyla seçimlerin öncesinde Eylül'de bir faiz indirimi gelecek. Keşke herkesin derdi böyle olsa. Hani finansal borsaları rekora koşarken zamanlama konusunda herkes bir konsensus da var. Ama şunu da söyleyelim, çok güzel altını da çizdin. Bizim Merkez Bankamız için de yine referans verecek olsak artık ne yapar ne yapmalı sorularından çok uzaklaştık. Öngörülebilirliğin daha fazla olduğu, sadece zamanlama konusunda piyasada bir görüş ayrılığı var. O da enflasyonu tam olarak kestirememekten kaynaklanıyor. O yüzden de Fed'in Eylül'de bir faiz indirimi olacağını düşünüyorum. Bu noktada faiz indirimlerine 50 bas puanla başlamaları daha büyük bir olasılık. Çünkü yükselirken de hatırlarsan 25, 50, 75 diye böyle vites arttırarak gitmişlerdi. Beklenenden daha fazla mesela faiz indirimi olursa da emin ol ertesi gün şunu konuşacağız. Fed bizim görmediğimiz neyi gördü? Ekonomi bu kadar çok hızlı mı duracak ki bunlar daha fazla faiz indirimi yaptı? O yüzden hani beklenenden daha fazla bir faiz indirimi gelirse de piyasadaki parti havasının ben bozulabileceğini düşünüyorum. Özellikle küresel tarafta. Onun bir dengesi var ve dikkat et, finansal krizden bu yana konsensus neyse Fed onu piyasaya verdi. O yüzden de Eylül toplantısı yaklaşırken orada da oluşacak olan ortak karar neyse piyasada fiyatlanan, emin ol onu Fed yapacaktır ve piyasadaki volatiliteyi sözlü yönlendirmeleriyle ve aksiyonlarıyla böyle absorbe edecektir diye düşünüyorum. Peki, altın tarafına bakalım biraz da. Fed'den faiz indiriminin kuvvetlenmesiyle ons altın rekor üzerine rekor kuruyor. Ben şunu merak ediyorum. Her yol altına çıkıyor, değil mi? Evet, aynen öyle. Peki, Eylül ayında faiz indirimi gerçekleşirse altında bir kar realizasyonu bekliyor musun? Nasıl bir tepki olur? Şöyle bu sorunun cevabını sadece esasında ekonomik nedenlerle cevaplamamak da lazım. Maalesef küresel dünyada görmek istemediğimiz ve hali hazırda başlayıp ve son bulmayan savaşlar, gerginlikler söz konusu, bombalar söz konusu. Dolayısıyla altını besleyen faktörlerin içerisinde elbette ki faiz farkları olsa da Ukrayna, Rusya, Orta Doğu gelişmeleri, işte yapılan suikastler, öbür taraftan Trump gelirse ticaret savaşları ile ilgili yeni tarifeler olur mu olmaz mı? Dolar rezerv para gücü üzerinden yeni bir tehdit unsuru olur mu olmaz mı? Kripto varlıklardaki değer kazanımı, değer kaybetmesi, biz gördük ki altın hani bir dönem kripto varlıklara rol kaptırmıştı ama onu geri aldı gibi de gözüküyor. O yüzden de geri çekilmeler olsa bile, hani beklenti gerçekleşmiş olsa bile, eğer biz küresel anlamda bir jeopolitik tansiyonun yüksek olduğunu görürsek, emin ol o noktada orayı alım fırsatı olarak değerlendirmeye çalışan pek çok yatırımcı olacaktır. O yüzden de altında geri çekimler olsa bile sınırlıdır. Ve bu bahsetmiş olduğum senaryo devam ettiği sürece altın kendini alıcı bulur. Yani düşüşler alım fırsatı diyoruz. Evet, şu anki koşullara baktığımızda eğer küresel faizler aşağıya gelecekse, petrol fiyatlarındaki gerginlik devam edip enflasyon konusunu yukarı doğru destekleyecekse, jeopolitik riskler devam ediyorsa ve
Trump göreve geliyorsa bil ki orada altına birileri talep gösterir. Peki gram altını sorsam ne dersin yatırımcı Gram bir altını öğrenci? ikisini konuştuk. Neyi konuştuk? Dolar TL'de kademeli olarak yükseliş olacaksa, gramda ons altın da eğer kendine bir destek bulacak diye belirtiyorsan, gram altın yatırımcısı da yoluna devam eder ki bu dönem içerisine baktığımızda enflasyondan bir tık fazla getirileri oldu ama geçtiğimiz dönemdeki öyle büyük enflasyonu yenen bir durumla karşılaşmadılar. En azından hem ons altındaki yükselişi hem dolar TL'deki yükselişi takip etmek isteyen yatırımcıların gram TL'deki pozisyonları veya altın S1 üzerindeki spekülasyonları devam eder. Peki yatırımcılara nasıl bir portföy sepeti önerirsin öyleyse? Oransal olarak rica etsem. Eylül için konuştuğumuzu düşünüyorum. Şöyle, dolayısıyla bence şu aşamada BIST 100 dışı değil. Orayı bir altını çizelim. Çünkü bu konkordato ile ilgili olarak spekülasyon veya farklı noktalardaki haber akışı devam ettiği sürece muhtemelen yatırımcılar ve olası yabancıların geri dönüşü büyük tahtalar üzerinde olacaktır. O yüzden yatırımcıların bence tematik fonlardan ziyade birazcık daha BIST 30'u takip eden fonlar üzerinde %25, hani madem oran veriyoruz, %30'luk bir ayırmasını öneririm. Öbür taraftan para piyasası fonlarını zaten yatırımcı çok uzun zamandan beri ısrarla üzerinde duruyor. Mevduattan daha yüksek ve vadesi de kısa, mobilitesi de yüksek. Dolayısıyla anında fırsatları değerlendirme şansınız olduğu için öbür tarafı 30 verdiysek 50 para piyasası fonlarına veririz, 80. Dövizde olası yükselişi de değerlendirmek isteyen yatırımcı 10-10 hem altın hem veya işte risk tercihine göre yurt dışı fonlara, S&P'de hisse senedi taşıyan fonlara yönelebilirler. Dolayısıyla ana ağırlık para piyasası fonları üzerinden devam edebilir ama yavaş yavaş riski de çeşitlendirmekte fayda var. Peki son sorumuz finansal okuryazarlıkla ilgili. Bu kadar volatilite demişken anlatır mısın bize volatilite nedir? Volatilite esasında zaman zaman karıştırılan, böyle sürekli yükselen veya sürekli düşen piyasada çok volatilitesi yüksek bir piyasa diye söyleriz. Ama halbuki finansal piyasalardaki karşılığı fiyatların zaman içinde ne kadar hızlı ve ne kadar büyük ölçüde değişiklikler gösterdiğini anlatan bir terim. Eğer bir yatırımın fiyatı çok sık, büyük ölçüde değişiyorsa o yatırımın volatilitesi yüksektir deriz. Böyle hani karşıma da 3-5 böyle benzetme konusunda şunu söyleyeyim. Bizim kalp atışlarımızı düşünebiliriz. Yani heyecanlandığımız noktada kalp ritmimizin yükseldiğini veya daha böyle uyurken kalp ritmimizin düştüğünü görürüz. Esasında bizler açısından volatilite böyle kaçınılması değil, oradaki fırsatların yakalanması açısından bir şey ifade ediyor. Dolayısıyla önlemini de türev ürünler üzerinden alabildiğimiz sürece derinliği oluşup volatilite her zaman iyidir. Kurumsal yatırımcıların ellerinde de getiri olarak bireysel yatırımcılara geri dönebilir diye söyleyebiliriz. Peki çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli ve faydalı bir yayın oldu. Tekrar görüşmek üzere. Bir dahakine stüdyoya bekliyoruz seni. Ben teşekkür ediyorum Şenay. Söz bir sonrakini karşılıklı olarak stüdyoda yaparız. Bana vakit ayırdığın ve fırsat verdiğin için ben çok teşekkür ederim sana. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Haftanın stratejisinde bu hafta Başkent Menkul Genel Müdürü Cumhur Örnek'le beraberdik. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.